Merhaba değerli Halk TV izleyicileri. Bugün sizinle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu bir operasyonun tahliye ile sonuçlanmasını konuşacağız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 Mart günü Siber Göz 24 operasyonunun yapıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Biliyorsunuz göreve geldiğinden beri İçişleri Bakanı hemen hemen her gün bir mafya çetesine, bir organize suç örgütüne, bir bahis çetesine yapılan operasyonu sosyal medya hesabından duyurmasıyla ünlenmişti. Böyle bir operasyon 12 Mart günü yapıldı. 11 farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda da 139 kişinin yakalandığı duyurulmuştu. Siber Göz operasyonlarının kapsamında aslında yasa dışı bahis skandalları ve bunlar üzerine geliştirilmiş emniyet çalışmaları mevcuttu. Bu operasyonların İstanbul ayağında yaşanan bir gelişmeyi konuşacağız. 29'u tutuklu, 63 şüphelinin gözaltına alındığını biz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan öğrenmiştik. Gözaltına alınan isimler ise suç örgütü kurmak, yönetmek, bahis ve şans oyunları kanunu muhalefet suçlarını işledikleri için gözaltına alınmışlardı ve bu soruşturmada Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi yürütüyordu bu soruşturmayı. Şimdi soruşturmanın geçmişine baktığımız zaman 29 Haziran 2023 gününde yapılan bir ihbarla biz soruşturmanın başladığını öğreniyoruz. Bu ihbarda yer alan ifadelerde yasa dışı bahis oynatan, bu süreci yöneten, bu süreci planlayan insanların ihbar edilmesiyle ilgili şöyle bir şema aslında ortaya çıkıyor. İşin başında Dayı Kod adlı ŞKE'nin olduğu ve aynı zamanda onunla beraber Kartal Kod adlı AT'nin olduğu. Gene bu şebekenin içerisinde Şaheser sitesinden bu kişilerin bir ofis açtı. Bu ofis üzerine bir yasal görünüme büründükleri. FG'nin bu şebekede yasal yönünden müdürlüğünü yaptığı, BY'nin ise banka kartları ve banka işlemlerini yürüttüğü bu ihbarda söyleniyor. Ve bu kişiler aynı zamanda yani işte Dayı Kod adlı ŞK, Kartal Kod adlı AT, FG ve BY'nin kendi geçmişlerine baktığımız zamansa gene birlikte yasa dışı bahisten suç kaydının sabıkasının olduğunu görüyoruz. Şimdi ihbarda adı geçen bu Şaheser sitesi aslında İBB'ye bağlı Kiptaş'ın yaptığı Zeytinburnu'nda bulunan Loca Mahal siteleri içerisinde bulunuyor. Şimdi burada bu örgüt şeması içerisinde ihbarda örgüt liderliğinde ŞKE'nin olduğu, ŞKE ve AT'nin birlikte bütün işleri planlayıp yürüttükleri emniyete gelen ihbar ve soruşturmaların neticesinde ortaya çıkıyor. Bu kişilerin Dayı ve Kartal olarak kamuoyuna yansıyan kod isimleri ise Skype'da kullandıkları isimler. Şimdi işin şöyle bir ilginç tarafı var. ŞKE yani Dayı Kod adlı kişi aslında baktığımız zaman kendi hayatını incelediğimiz zaman bu kişinin sigorta kayıtlarında özellikle 2020 yılına kadar bir işçi maaşı aldığını, hayatını böyle devam ettirdiğini görüyoruz. Ama 2020 yılından sonra hayatı boyunca kendisinin de emniyet ifadesinde 18 yaşımdan beri bahis oynardım ama hiç oynatmadım. Kendi üzerime kalan ne varsa da babamdan kalan malzemelerdir, mallardır, mülklerdir olduğunu söylüyor ŞKE. Ama biz baktığımız zaman düz bir işçiden yaklaşık 3 sene içerisinde aylık 800 bin lira kazanan bir gece kulübü sahibine dönüşüyor. Bu süreç aslında yasa dışı bahis işinin de skandalının da yürüdüğü süreçle paralel olması da ciddi önem arz ediyor. Şimdi soruşturma sürecinde özellikle diğer tanıkların verdiği ifadeler ŞKE ve AT'nin bu işin tamamen merkezinde olduğunu söylüyorlar. Ve gene emniyetin hazırladığı adliye yargı sürecine geçmeden önce operasyon yapılmadan önceki MASAK çalışmasına, MASAK raporlarına göre gerek savcılığa dönen soruşturmadan sonra şunu da görüyoruz ki şüphelilerin yani ŞKE'nin, AT'nin, FG'nin ve BY'nin banka hesap hacimleri 700 milyon TL'ye ulaşıyor. Banka hesap hacimleri 700 milyon TL'ye ulaşıyor. Bu MASAK raporunda da belirtilip savcılığa sunulmuş bir durum. Peki bu soruşturma şu anda ne aşamada? Bu soruşturma şu anda şu aşamada. ŞKE 28 Mayıs gününde avukatları aracılığıyla tahliyesini talep ediyor. Bakırköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi ŞKE'nin bu talebini reddediyor. Bunun üzerine avukatlar tekrar itirazlarını yineliyorlar ve Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi ŞKE'nin tahliyesine karar veriyor. Ve tahliyede mahkeme şu ifadeyi kullanıyor. Şüphelinin yani ŞKE'nin hesap hareketlerinin başlangıcı olarak 2018 yılı baz alındığı ancak kaynağa ilişkin net bilgi ve ayrıntı bulunmadığı sebebiyle denilerek tahliye ettiriliyor ŞKE. Şimdi tutuklu ve tutuksuz sanıklar 13 Eylül gününde Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrardan hakim karşısına çıkacak. Bu süreçte aslında bunun da üzerine birkaç cümle konuşmak gerekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından Siber Göz 24 operasyonları diyerek duyurdu. Hollywood filmlerini andıran görseller, kurgular, videolarla kamuoyuna ilan edilen bu operasyonlar gördüğümüz gibi finalinde aslında yargının tahliyesiyle sonuçlanan operasyonlar. Tabi burada emniyet kuvvetlerini, yargıyı, yasa dışı bahise, suç örgütleriyle mücadelede her zaman destekliyoruz. Ama bu tarz izaha muhtaç konularında vatandaş gündeminde açık
açıklığa kavuşturulması gerektiğini söylüyoruz. Süreci gene takip edeceğiz. Bugün bu davanın, bu soruşturmanın ayrıntılarını HalkTV.com.tr yazarı İsmail Saymaz da köşesine taşımıştı. Biz de sizinle buluşturduk. Bugün sizinle bu konuyu paylaştık.